aradılar. Ondan Neyse. sonra bitti. Efendim, diğer gündemimize geçelim. Bununla ilgili aslında sonradan Ali abinin, hatta dün geceden itibaren eklediğimiz bir konu. TGRT ekranlarında Şeffaf Masa programını sunan ünlü şarkıcı söylemleriyle, Twitter'daki, sosyal medyadaki yazdıklarıyla her zaman gündem olan Yeşim Salkım, geçen akşam kendi programında sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden kişilerin ailesiyle konuştu. Konuşma sırasında da sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek burada tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Geçen haftalarda da aynı fikirdeydim, ben de söylemiştim. Bu sözlerin ardından Twitter'da da Yeşim Salkım boykot etiketiyle tepki aldı ve çok da yorum yağdı kendisine. Sonra bir video çekti Yeşim Salkım. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Oturduğum yerden de geniş geniş 5 tane köpekle videolar çekmiyorum diyor. O aklınıza da başınıza devşirin diyor. Daha ayrıntıları kendisi telefon bağlantımızla söyleyecek. Sanıyorum Aydın şu anda bağlamaya çalışıyor. Programda acılı bağlanmış iki babaya da helvasını nasıl kardınız mı diyecektim. Böyle bir soru mu soracaktım? Ha gerizekalılar dedi, video çekti. Aynur Aydın'dan bir yine yorum geldi. Sokak köpekleri rehabilitasyon merkezine gönderilmedi sözlerine dedi ki Türk halkından ve hayvanlardan özür dilesin Yeşim Salkım dedi. Yeşim Salkım durur mu tabii ki? Cevabı hemen gönderdi. Sen de dedi beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin? Ve devam etti. Hani zamanında diyor televizyon kanallarında odama gelip size hayranım, aklınıza, zekanıza hayranım, sizi çok seviyorum demiştiniz ya. Gezinen ve maalesef diyor hiç olmayan lümpen kız dedi. Ama sonrasında devam edecek canlı yayınımızda Yeşim Salkım. Aslında ben de aynı Bununla ilgili fikirdeyim. bir video yok muydu? Videomuz var mıydı Hatırlamadık mı? bilmiyorum ama son Hazırlamadık mı? anda diye. Ben yine... Videoya Aa, girelim. tamam, Bir beni niye yoruyorsun de Aydın? Aynur Aydın'ın katıldığı yayının videosu var mı? Kısa onu verebiliyor muyuz ama? Tamam. Peki, tamam Aydın. Yeşim Salkım, TGRT Haber'de sunduğu programda sahipsiz sokak köpeklerinin insanlara ve çocuklara saldırmaları sorununu ele aldı. Yeşim Salkım, programda sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini söyleyince sosyal medyada Yeşim Salkım boykot etiketi açıldı. Sosyal medyada linç edilen Yeşim Salkım aleyhine Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Aynur Aydın, şarkıcının köpeklerden özür dilemesini istedi. Ben o gün çok üzüldüm o kıza. Gaza geldim. Yanlış yaptım arkadaşlar. Allah benim belamı versin. Ben bu cümleyi kurmamam gerekiyordu. Tüm Türk halkından, özellikle tüm hayvanlardan, köpeklerden özür diliyorum. Biliyorum zor olacak, zaman alacak ama ne olur beni affedin deyin. Bir de bağış yapsaydı. Affedersin anneciğim. Biliyorum birazdan. Bunun üzerine Yeşim Salkım, Aynur Aydın'a attığı bir tweetle çok ağır bir yanıt verdi. Rehabilite edilmeleri mantıklı. Ben bunu söylüyorum. Tabii ki orada hayvanlar aç kaldığı zaman ve şiddet gördüğü zaman genellikle tehlikeli oluyor Ali abi. Bu arada Yeşim Salkım bize niye tavanı gösteriyor? Yeşim Merhaba. Salkım neredesin? Yine Evet. kızdırmışlar Yeşim Salkım'ı. Evet. Hepinize merhaba aslında. Yanınıza gelecektim ama Geçmiş olsun bu arada. Geçmiş olsun teyzene, acil şifalar diliyoruz. Tamam. Hepimize inşallah. Hiç uyumuyorum sabaha kadar tabii. Bu yüzden Şifa biraz olsun. Son yoğun durumu bakımda ne? bir de. Entübe edildi mi yoksa bekliyor musunuz? Bekliyoruz şu anda. Dün sabah entübe etmeyi Oh. düşünüyorlardı. Bekliyorlar. Hayati değerleri kendi başına nefes yani almakta güçlük çekiyor. Ay, kanser zaten dördüncü evre beynine kadar sıçramış durumdaydı. Ben de kalıyordum. Ben bakıyordum ona. Onu, beni o büyüttü. Beni o büyüttüğü için de böyle Anne bir yarısı. arası. Ben ilgileniyordum işte. Artık son iyi ki o gün götürmüşüm acil çağrı. Çünkü hani bu affedersiniz altını bile ben temizliyordum. O raddeye gelmiştik. Ambulansta 7'ye 3'müş tansiyonu. Yani böyle çok sıkıntılı günlerden geçerken bir de işte böyle abuk subuk insanlarla uğraşmak zorunda kalmak tabii ne kadar doğru aslında hani bunları kale alıp da ben hani niye bunlarla uğraştım ki de demiyor da değilim onu da söyleyeyim size gerçekten öyle çünkü neresinden tutsan elinde kalan hani hayvan sevgisini gram içlerinde çocukken bile yaşamamış sadece göstermelik olsun diye
dikkat et bütün hayvanseverlerin şöyle bir pozu var. Bir yayına katıldıklarında falan. Hep böyle kucaklarında ya kedi var, ya köpek var, ya böyle geliş şey bir takım cins hayvanlar var. Ya bu hayvan sevgisi dediğiniz zaman sadece aklınıza köpek mi geliyor? Sokaktaki kakalaklar ne? Onlar köpek değil mi? Tarlaya giren kıl zararlısı da köpek ona bakarsan. Dışarıdaki fareler de... Ama onlar işte, evcil değil. Bunlar evcil. Yani bunlar evcil. İşte evcil olmayanlar da insanları öldürdüler. Yani eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Sokakta birisi katil olduğunda, bir kadını katlettiğinde, bir çocuğu katlettiğinde hepimiz nasıl gerekeni yapıyorsak insan doğası da hayvan doğası da evrim geçirdiğim için her türlü şeye mümkün bizde. Nasıl insanlar rehabilite oluyorlarsa ki ondan sonra zaten üst üste dünkü yaptığım programda Haytap'ta katıldı ve Haytap iki kere üst üste katıldı. Onlar da dedi ki evet hani bir şekilde rehabilitasyon rehabilite edilmesileri gerekiyor dedi. Yahu cahil misiniz? Anlamıyorum ki. Rehabilitasyona girmesi gerekiyor. Yani hayvanlar çünkü köpekler tek başlarına yaşayamayan varlıklar. Onlar tabii ki can dostlarımız, tabii ki dışarıda onları gördüğümüz zaman yemek veriyoruz ama onlara iyi yapmıyoruz. Ve belediyeler buradan bak bir daha sesleniyorum. Hayvanları topluyorlar. Hayvanları kısırlaştırmadan tekrar sokağa saldılar. 2004 yılından beri bu çıkmış olan bir kanun var. Ama hiçbirini hiç kimse uygulamadı. Sonra bu kızımız çıkmış. Ne ödüğü belirsiz. Yani şimdi yani neyse arandım da onun için susuyorum. Bak açıkça söyleyeyim. Ama herkes de 2 dakika haddini bilecek arkadaş. Yani bize geldiği zaman arandın derken sözünü ettiğin, ismini vermediğin evli kişi mi aradı? Ya ben çok eski tanıyorum zaten bu insanları. Gerçekten bu dünyanın içerisinde hani dedim ya benim bilmediğim şey yok. Ama hanımefendiliğimizden, insanlığımızdan oturup susmuşuz. Sustum demek bir takım yanlışları kabul ettim demek değildir. Susmayı seçtim, susmayı tercih ettim. Fakat yani zaten hani bilinen şeyler bizim dünyamızın içerisinde de herkes her şeyi biliyor Ali. Sen de bunu biliyorsun. Ben dün Aynur Aydın'la konuştum. Dedi ki ben dedi Yeşim Salkım'ın ismini vermedim. Bir genelleme yaptım dedi. Dedim tamam genelleme yaptın istersen yayına katıl cevap ver. Durumu anlat dedim. Dedi ki işte üstlük başka bir yere gitti. Girmek istemiyorum o tartışmanın içine ama söylediği şu, ben yayını izledim. Sanıyorum Erkin Erdoğdu değil mi programına konuk olduğu kişi? Evet evet. O dün onun da bir storiesi vardı. Sana saydırıyordu. Aynur Aydın'ı destekliyordu. Sonuçta yani şöyle söylüyordu, çok açık ve net. Önce tüm Türkiye'den ve köpeklerden özür dilemesi, kim dileyecek bunu? Yani birini kastetmediysen, ortaya konuşuyorsan, o zaman bu çıkışı, o zaman saygı duyardım. Deseydi ki Yıldız Tilbe köpekleri bu başıboş insanları saldıran evet, köpekleri zehirleyin diye et atıp zehirleyin diye tweet attığında bu açıklamayı yapsaydı anlardım ama senin yaptığın açıklamada sokaktaki başıboş köpeklerin rehabilite edilmesini söylemenin nesi linçlik açıkçası anlamış değilim. Niye bunun için köpeklerden özür dileyeceksin? Ayrıca köpeklerden nasıl özür dileniyor? Özür diliyorum aşkım. I am sorry. Nece? Ve mi yapıyorsun? Nasıl oluyor? Köpeklerden nasıl özür dileniyor? Rehabilitasyonun acaba içeriğini mi açıklamak gerekiyor?
Hani bilmeyenlere neresinde yanlış anlaşıldı? Onu mu açmak gerekiyor? Söyleyeceğim. Şimdi bu Paul Gard denilen grup, şirket, Animeşir, bunlar bir şirket, AŞ. Bu adamların niyeti çok başka olduğu için benim bir takım konuşmalarımı kestiler, biçtiler. Oradan aldılar, buradan aldılar, öyle yaptılar, böyle yaptılar, koydular yan yana. Korkunç art niyetli ve kötü bir grupla karşı karşıya kaldığım için yıllardır ben hayvan seven bir kadın olarak, ki bak kaldı ki hep şunu da ekliyorum, herkes sevmek zorunda değil. Kimseye zorla bir şeyi yaptıramayız ama saygı duymak zorunda, onunla bir yaşamı paylaşmak zorunda, sokakta dahi olsa ve ona zarar vermemek zorunda. Kimse kimseye zarar vermemek zorunda. Ben bütün bunları söyledim. Bu grup, bunlar zaten otogalerici abiler. Var ya, hani bilirsin sen, hani bizim burada da var böyle otogalerici abiler. Her şeyi yaparız. Ne işte olsa yaparız abi. Evet. Durumunda. Ondan sonra kesip biçtiler. Sonra da bu Aynur Aydın'la da bu yayını gerçekleştiriyorlar. Benim konu da benim orada. Aynur yalan konuşmasın. Konu benim orada. Ve benim konum konuşuluyor zaten. Altta bana küfürler yağdırılıyor orada. Yani benim anneliğime, kadınlığıma, işte hayvan sevmiyorum falan. Orada ve yorumlar sınırlandırılıyor. Ve bu kızımız orada ben olduğumu bildiği halde diyor ki şöyle yapsaydı, yani çıksaydı da şunu deseydi, özür dileseydi, ıdıdık yapsaydı. Bütün bunları konuşuyor. Tweetlerini keşke bulsaydınız. Ben Twitter'da gördüm. Twitter'da görünce şaşırdım böyle bir şey gördüğüm için. Ve hemen Aynur'un tweet şeyine girdim. Hesabına girdim. Yani durumu izah etmek için. Burada bir yanlış anlaşılma var. Sakın bu, çünkü ben dün Yeliz'le de konuştum. O da bir hayvanseverdir. Bak dedim, Leman abla, Lemansam bir şeyler yazmış. Ki o bir şey yazmamış. Benim büyüğümdür gene, bir şey demiyorum ama yanlış anlaşıldı. Yanlış anladılar. Lütfen gir. Olay böyle böyle böyle. Bunu izah et. Bu insanlar bilerek bunu benim üzerime, beni hedef gösteriyorlar dedim. Çünkü bir yerden tutturdular. Ali'cim iyi bilirsiniz. Hep hani seyersen de hani şöhret güzeldir. Azıcık şöhret olup azıcık böyle bunların sosyal medyaları böyle fıkır fıkır kaynamaya başladı ya. Şimdi her sabah kalktığında bunlar buna bakıyordur. Çünkü şöhret sever insan olur. Ondan sonra ben bütün herkes aradım bu arada. Yani hayvan sever olan Seren zaten beni aradı. Ben Seren'le de konuştum. Bir yanlış anlaşılma var. Bakın olay öyle değil dedim. Aynur'a da aynı şekilde bu yüzden hesabına girdiğimde Aynur'un beni engellediğini gördüm Twitter'da. Beni engellediğini görünce ya hayırdır ya, affedersiniz dünün oku kalkmış benim odama gelip bundan aylar, yıllar önce daha buraya ilk geldiğinde benim televizyondaki daha önce 360'lı yayın yaparken yanıma gelip Yeşim Hanımcığım size nasıl hayranım, şöyle akıllı kadınsınız, böyle güzelsiniz, bayılıyorum size. Zaten bunların klasik hep aynıdır ya bir şey olmadan önce. Diyen o kız, bana metiyeler düzen o kız, beni anlamadan, dinlemeden engellemiş. Ve ne olduğunu dahi bilmiyorum. Bir kelime bir şey yazmadım Aynur'la alakalı. Buyurun girip bakabilirsiniz Twitter'ın her yerini araştırın. Sosyal medyada hiç kimseyle alakalı bir kelime bir şey söylemedim. Sadece bu yanlış anlaşılmayı düzeltmem için iki gün üst üste canlı yayın yaptım. Bir günde daha önce yaptım. Çünkü ölen insanlar var. Evet. Ölen çocuklar var. 17 yaşında bir kız kalp krizinden öldü. 9 yaşında bir bebek melek oldu. Kamyon çiğnedi. Kaçarken 20 yaşında bir kız gene köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında kalan tırın altına giren motosikletli gene bir kızımız var. Sosyoloji öğrencisi.
16 yaşında gene bir öğrencimizi, kar dönemiydi. Onun fotoğraflarını paylaşmıyorum. Biz de bir paylaşabiliriz fotoğraf istesek. O ölen insanların. Geçen yıldan beri 300 kişi maalesef ki hayatını kaybetti bu yüzden. Ve bunların çoğu çocuk ve genç. 84 yaşında bir yaşlı adam camiden çıkarken sağlıklıya uğradı ve hayatını kaybetti diye. Ben bütün bunları topladım ve daha önce aldığım hayvanseverler dernekleri haricinde de bunun da bir problem olduğunu, belediyelere bunu nasıl, çünkü koca ülkede iyi ki konuşmuşum zaten. 250 tane barınak var ve bu 250 barınak zaten barınak demeye bin şahit ister. O hayvanların da yaşadığı ortamlar, sokak köpeklerinin alınıp toplatılıp götürdükleri ortamlar da berbat zaten. Evet. Zaten bakmıyorlar. Önlerine bir kap yemek, sokakta siz de bir kap yemek veriyorsunuz ormanda. Onlara iyilik mi yapıyorsunuz? Barınaklar mı var? Barınaklarınız, barınaklar kurduğunuzda, barınaklarda baktığınızda niye barınaklar kurdum? Orada baktınız bu hayvanlara mı dedim ben. Bu kadar çok konuşup aklınıza por çekeceğinize keşke 5 tane barınak yaptıraydınız değil mi? Evet. Barınak yok. Ya 1400 belediye var. 1400 belediyeden 200 tanesinde barınak var. İşte 200 tanesinde de toplam 250 tane, ama 250 taneye de barınak demek için 1000 şahit lazım. Bu sokak hayvanları, sahipsiz sokak hayvanları bu ülke için bir ciddi bir sorun. Bir türlü de çözülemeyen bir sorun. Hayvanlara şiddet uygulayanları da ayrı bir tedavi etmek gerekmiyor mu? Şimdi öbür tarafından bakmak gerekiyor. Tabii bir o kadar işkence edip ayağını, gözünü, kuyruğunu, her şeyini koparıp, zedeleyip, öldürüp, işkence edip, tekmeleyip bu insanların rehabilitasyon diyoruz ya, orada o boyutuna da girmek gerekiyor. Tabii ki, ama zaten bunlar konuşuldu. Bunlar benim programımda Haytaplı hepsiyle konuşuldu. Yani dedim ki ben hayvanları dedim gördük neler yaptılar. Sokakta işkenceye maruz kalıyorlar. Tacize, tecavüze maruz kalıyorlar. Ama şu var bak. Bir köpek vardı hatırlar mısınız? Ankara'da bir evde bulunmuştu. Sahibi bir arkadaşına bırakmıştı. Ev sahibi olarak bulunan adam dahi köpeğe tecavüz etmişti. Hasta ruhlu olan insanları ve ruhları maalesef hastalanan ayısı dahil, sokaktaki herhangi bir hayvan dahil, tabii ki rehabilite etmek gerekiyor. Rehabilitasyonun tam karşılığını bilmiyorlarsa açsınlar sözlük anlamına baksınlar. Yani bu rehabilite, sokak hayvanlı köpekleri rehabilite etsinler sözü yüzünden Aynur Aydın'ı kaybettin ama Yıldız Tilbe'yi kazandın. Bu aşamada Twitter'da bakıyorum en büyük destekçin o, habire destek atıyor sana. Üstelik Handan Bakbak onun avukatı senin programında baş konuğu iki gündür. Bir dayanışma var aramızda. Ya şöyle, şimdi Ali benim Yıldız çok etki arkadaşımdır. Gerçekten çok eski tanırım. Daha ilk ben birlikte aynı Tempo Müzik'ten çıkmıştık. Biz ilk albümlerimiz birlikte çıktı. Seher sen de bilirsin. Aydın'dan. Ben çok eski tanırım Yıldız'ı. Ne birlikte bir oturup kahve içmişliğimiz vardır, ne birbirimizin evine gitmişliğimiz vardır. Ama nerede birbirimizi görsek her zaman birbirimizi sever ve destekleriz. Yıldız Tilbe bu ülkenin çok kıymetli bir müzisyenidir. Bir annedir, anneannedir, bir evlattır. Yıldız Tilbe'nin de hataları olmuştur. Benim de hatalarım olmuş olabilir. Ama geri dönüşü olmayan hatalar hiçbir zaman yapmamak için en azından ben kendi adıma gayret ettim. Yıldız beni takibi almış, bunu söyledi. Ben o zaman da Yıldız'a çok yüklendiklerinde Yıldız'a destek olmuştum ama şöyle dedim de, ah ne yaptım be Yıldız dedim. Çünkü bunların diline düşeceğine, affedersin git bok çukuruna düş daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Ve kendini ifade edemedi bence Yıldız Tilbe. Orada ifade hatasıydı. Evet, çünkü diyor ki sabah uyandım, karşıma diyor bir Yıldız da biliyorsun evinde 4 tane kedisi var bu arada. Herkes şey diyor, cins kedi o, cins kedi. Yahu sizin evinizdekiler de cins. Anlamadım. Bunun cinsi mi var?
Hani sokaktakinin cinsi yok, evdekinin cinsi var. Buna nasıl hayvansever ben anlamadım zaten. Diyor ki bana diyor bir fotoğraf düştü önüme. Fotoğrafta da diyor maalesef diyor o 16 yaşında karda bulunan çocuk ölü halde köpek saldırısına, sokak köpeği saldırısına uğramış. Köpekler de o karda tabii aç kaldılar. Onlara da hak veriyorum. Doğanın ve insanın aslında bir savaşı olmuş orada ve maalesef ki o çocuk kaybetmiş. Onun fotoğrafını görünce çıldırdım diyor. Yani hakikaten evet haddimi aşan hani onları zehirleyin hani artık öldürün dercesine bir kelamda bulundum diyor. Ama aslında demek istediğim bu değildi. Fakat diyor böyle bir hani bir anda diyor görünce kendime hakim olamadım herhalde diyor ki Yıldız biraz öyledir. Herkes tanır Yıldız Tilbe'yi. Yeni mi keşfediyorlar? Onun şarkılarıyla ağlayıp gülmediler mi? Sokaklar taştı. 5 gün harbi açık hava yapıldı. Yıldız Tilbe'den başka kimse insan sokamadı içeri. Şimdi bir şey, ama şimdi bir empatik... şey söyleyeyim. Yıldız Tilbe takibi aldı beni dedin herhalde Instagram'da. Twitter'da takip ettiği kişi sayısı 0. Kimseyi takip etmiyor. Evet çıktı yine. Çıktı. Bak işte bunu söyleyecektim tam. Çünkü hani Yıldız Tilbe'den bahsediyoruz. Anlık yaşıyor duygularını. Hayatını hep anlık yaşamış bir insandır Yıldız. Ve orada da o kelamda gerçekten istemeden ağzından çıktığını itiraf ediyor. Ama şunu söylüyor, mahkemeye de gitti söyledi. Pek çok sanatçıdan dava açılacak bu arada. Pek çok sanatçıya dava açıyor. Şunu da söyledi. Ben yani onu demek istememiştim ama yine söylüyorum dedi. Sokak hayvanlarının acil toplatılması ve gereken rehabilitasyonun yapılması ve barınakların yapılması gerektiğine inanıyorum. Hatta barınak yani onu söylediyordu. Ben hiç bunu da söylemedim. Gitti. Ben de niye gittim? Ben niye gittim? Maydın. Sen varsın. Sen varsın da. Ben şimdi gittim. Ali abi Yeşim Salkım tekrar bağlanırken Yıldız Tilbe diyor ki o olayda bir elime resim geçti. Oradaki çocuğun yaşadığı yani o kadar işkence görmüş ki köpeklerde. O yorumu yapan Yıldız Tilbe'nin Twitter'da altına yorumu yapanlar o resmi görseydiler onların duyguları ne olacaktı? Empati kurmayı bilmiyoruz galiba. Tamam orada öldürsünler, zehirlesinler. O ifade yanlış olabilir. Oraya rehabilitasyonu sonradan ekleyip düzeltmiş olabilir ama o resmi sen görseydin öfken ne olurdu? Şimdi yani orada anlık yaşadığı için Yıldız Tilbe orada bir anda öfkesini yazarak dile getirdi ama ölen bir çocuk, yaralanan, acı çeken bir çocuk varken. Ama figürler şey gibi değildir yani. Sıkıştım, kendimi tutamadım, gaz kaçtı gibi değildir. Yani yazarken mi? Öfkeni soruyorum, duygunu soruyorum orada. Şimdi 4.738.292 kişinin takip ettiği, bunların çoğu fanatik biçimde onu seven insanların, onlar için belki 100 kişi bile olsa onun için canımı verecek kadar seven insanların olduğu, kitlenin arkasında olduğu kişi ağzından çıkacak lafa dikkat edecek. Çünkü söz söyleyene kadar sahibi sensin. Söyledikten sonra sen o sözün esirisin. Ama o şimdi, Yıldız Tilbe olunca Yıldız biraz. Yıldız Tilbe orada. Evet. Oluncası yok yani. Yıldız ya, Tilbe orada. Yaşadığını söylüyoruz sürekli. Tamam şimdi Yıldız Tilbe'nin Twitter'ına gir abi bak. 13 saat önce tweet atmış. 0 2 nokta üst üste 0.0. Tamam. Ya ne oldu şimdi? Niye attın bunu? Deli dolu bittim. Ha, onu demek istiyorum. Ama anında ama, ve onu takip eden hayranları da biliyor onun duygusunu. Sıfır nokta sıfır. Onun arkasından bu köpeklerin zehirlenmesi gerekir diye hashtag açıp sosyal medyada kampanya yapanlar var. Zehirler benden diye bu kampanyaya katılanlar var. Ben bu olayda ben de tanıyorum Yıldız. Deli dolu. Belki biz bu, tanıdığımız için. Deli evet. Tarafına denk geldi. Evet. Yani şartel attı. Ama bu tweet'i atması yanlışın biri. Saatlerce onu savunuyor olması yanlışın ikincisi. Sonradan özür dilerim. Aslında orada onu demek var, istemedim. Evet. Bunu
demek istedim deyip o zehirli kısmı, zehirleyin kısmını, zehirleyin geberdin kısmını atıp bu sahipsiz çocuklara tehlike oluşturan hayvanları bir an önce devlet gerekli toplayıp şeye götürmeli demesi gerekirken olması gereken o rehabilitasyon merkezine. Evet, ifade ama, edemedi bir ama de onu sonucu, uzattı. Oradaki uzatması rehabilitasyon rehabilitasyona alınsınlar demek de sakıncalı bu ülkede. Maalesef evet. Öyle. Şimdi Yeşim Salkım'ı da tanıdığım için biliyorum ki öfkeleniyor ama onun ayrı bir vicdanı var. Köpek olayından özel hayata geçmesi sonrasında dedin mi? Ya keşke ben bu lafı etmeseydim. Yok, hala hayır. Öfken devam ediyor mu? Özel hayat oradaki özel hayat tekrar... Başka bir boyuta gitti ya. Ama yani kamuoyunun bilmediği başka bir boyuta gitti. Aynur Aydın'ı metres yapan bir tamamlayayım. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Şimdi benim özel hayatıma girmiş olan bir grubun sayfasına girip benim özel hayatımı ve benim anneliğimi, kadınlığımı, işimi Yeşim teyze diye bana hitap eden ve günlerce tak açan bir grubun ne yaptığını bilen bir kadın kalkıp da onların sayfasına girip onlara destek veriyorsa gelecek her türlü hamleye hazırlıklı olmalıdır. Orada patladı diyorsun. Ben sordum Öfke. Dün dedim evet. Ki bu kişi kim ki sen bunun canlı yayınına katılıyorsun. Ben hayatta ilk defa duydum ismini. Yani ben sana canlı yayın yapalım desem dedim çekindi katılmadı. Ama oraya katılıp isim vermeden de olsa belli ki orada Yeşim Salkım'a ateş atılıyor. Sen oraya götürüp birkaç tane mermi sokarsan hazineye. Aynen. Şarjörü. Ateşi alevliyor. Evet. Şimdi orada yayın tamamı zaten kullanılmamış. Orada bir kısmı var. Yayının tamamı var. Yayının tamamı bir saat boyunca beni konuşuyorlar zaten. İsim vermeden. Adam veriyor. Adam veriyor. Adam veriyor. Ve benim konuşulduğumu bile şunu beklerdi. Adamın yeni bir videosunu izledim. Yani seviyesiz bir şekilde hitap ediyor. Erkin Erdoğdu Yeşim Salkım'a ve işte onlara hakaret eden 400 kişiye de dava açmışlar. Nasıl tespit etmişler o 400 kişiyi? Dava açabilmen için o hesapların gerçek sahiplerinin kim olduğunu bulman lazım. Siber suçlara başvuracaksın. Onlar bulacaklar. Bula bula. Yani orada da bir şey var. Sonunda da şöyle bağlıyor. Birisi var onunla dalga geçen. Bak diyor yarın diyor oraya da diyor bu poşta gideceğiz diyor köpeklere mama vermeye. Ben anlamadım. Evet. Jahreyn diye bir oyun gamer var. Sen de iyi tanız ve tüm Türkiye'de çok sevilen bir arkadaşımız o. Jahreyn'de bu işte. Jahreyn'e evet lafı çakıyor. Evet. Şimdi Jahreyn zaten dün başladı bununla ilgili tüm gerçekleri bulup çıkartacak bir yayın açmıştı. Siz dernek misiniz? Anonim şirket misin? Zaten orada çok celallendi olay Twitter'da ve bu şahsı hiç kimse tanımazken aslında biz tanıttık. Yani maalesef ki benim Aynur Aydın'da kızdığım şu, ben onunla aynı mesleği yapan ondan yaşça ve tecrübe olarak büyük. Mesela ben şimdi Ajda Pekkan'a böyle bir şey yapsalardı, ben Ajda Hanım'dan ufak bir kadınım. Ama ona o benden tecrübeli ve ona çok büyük saygım var. Ben ne yapar eder Ajda Hanım'a ulaşır, işin gerçeğini öğrenmeye çalışırdım ki onun aleyhinde bir yayına katılmadan önce. Evet. Tamam mıyım? Önce bunu yapardım. Benim arayıp derdim ki hayırdır, ben iyi niyeti burada anlarım. Ne oluyor? Bu insanlar kim? Sen bir şey mi dedin? Şimdi art niyetli bir şekilde yapılan bir yayına ve bana günlerdir yapılan şeyle eğer oraya girip de köpeklerden özür dilesin yani ben anne olan kadınlara da sormak istiyorum. 9 yaşında çocuğunu kaybetmiş bir anne ve bir baba benim yayınıma bağlanmış. Bana diyorlar ki şunu da niye sormadın? Linç edilmemin sebebi bu. Vaktim kalmadığı için kulaklığı çıkartıp attım. Ben size anlatıyorum zaten. Çünkü birçok insanı anlattım ama kimseye anlatamazlar. Ülke delirmiş. Ben söyleyeyim. Vallahi artık ülke zıvanadan çıkmış.
Yani başımızdakiler nasıl delirdi? Bizi de delirttiler sonunda. Ne diyecektim dedim ya, helvasını nasıl kardınız diye mi soracaktım? Abi geri zekalılar dedim. Ya ne şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Her soruya cevap vermek gerekiyor mu? Sorun bu. Evet. Çünkü o soruyu soranın senin vereceğin cevabı nasıl evireceğini, nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Çünkü soruyu soranlar genelde sosyal medyada bunu çok yaşadım. Ben bana birisi soru soruyor. Diyor ki işte Kurtlar Vadisi dizisi devam edecek mi? Ben etmeyecek diyorum. Bu devirde ona o parayı kimse vermez. Bir saat sonra bakıyorum Ali Eyüboğlu Kurtlar Vadisi 5 para etmez kimse ona. Lan ben öyle demedim. Ben işin ekonomisini anlatıyorum. Yani en son 2 milyon 100 bin lira bölümü yayınlanan diziye bugün o parayı kimse veremez, vermez. Çünkü sonuçta 800 bin lira 1 milyon lira bir prime time'da bir kanalın alacağı para. Yani bunun içinde haber de var, haber sonrası yayınlar da var. Yani 800-900 bin lira alacak, 2 milyon lira verecek. Her gün 1-200 zararda girmez. Onun için ben artık o tip tuzaklara gelmiyorum. O sorulara yanıt vermiyorum. Sen o helvasını mı karacaktı diye soracağın şeyi evirip kıvırıp sana yolsa elektrik olarak geri döndürürler. Sosyal medyada maalesef bu oldu. Yani ben canlı yayında iki baba almıştım. Bir tanesi 20 yaşında kızını kaybetmiş, bir tanesi de 9 yaşında kızını kaybetmiş. Babayı yan yana almıştım ve ikisine de olayın nasıl gerçekleştiğini, ne olduğunu ve hatta şunu bile sordum. Yani yol büyük müydü, küçük müydü, ara cadde miydi, o kamyon neden o kadar orada hızlı gidiyordu, kilometresi var bunların gitmesi, belediyeler niçin çalışmıyor. Ben orada gerçekten o kadar adil bir yayın yaptım ki ben vicdanımı çok iyi biliyorum bu konuda. Aslında ufacık bir yapmadım. Bak ufacık bir yanlış yapmadım. Ama tabii ki maalesef ben hep şunu unutuyorum. Herkesi bir kendin gibi biliyoruz ve biz karşı tarafa maalesef ne olduklarını ve kim olduklarını bilmediğim için bir koz verdim ellerine. Ve bu kozu da onlar çok kullanmaya çalıştılar. Ama çok da başarılı olamadılar. O kadar çok sonradan olayı anlayan, dinleyen. Mesela şimdi buradaki konuşmalarımı da alacaklar. Şimdi bunlar böyle beni takip ediyorlar. Bir tane yanlarında oyuncu olamamış bir çocuk var. Oyunculuğu denemiş, denemiş, olmamış Ankara'da yaşayanlar bunlar bir kısmı. Bunlar her yerden beni takip ediyorlar. Bütün konuşmalarımın arasından cımbızla çeker gibi hepsini alıyorlar. Montajlıyorlar ve kullanıyorlar. Yapılan bu. Çünkü aranan şey oldukları için, şebek oldukları kendileri maalesef yapacak hiçbir şey yok ve bu insanlar böyleler. Yani bunlar. Ya yine gitti, çok telefon geldi herhalde. Telefon gelince kesiliyor. Telefon gelince ama kesiliyor. Yorucu bir şey. Aslında burada sorun değil de çözüm üretmek. Sen geçen haftada birlikte konuştuğumuzda ya bunlar nasıl çözülebilir değil de genellikle o sorunlar büyüyor büyüyor ve sadece bu nasıl sallamak. Çok, sadece çok orada net, sallamak. Çok net. Evet. Kamu, öfke kusmak gibi kamu, bir yer orası. Yani belediyeler ve evet, dernekler, vakıflar işbirliğiyle çözülebilir. Yani nasıl çözülebilir? bu barınaklarda evet, her barınak yaparsın barınağı. O barınağın sponsoru dernekler olur. Bu kadar onlar, zor mu yani? Evet. Biz o hayvanları besleyebiliriz. Evet. Zaten hayvanlar işkence görmese, acıkmasa saldıracak yaratıklar değil ki Ali abi. Yani canlılar ya değil ki. Bostancı Caddebostan Suadiye sahilinde yürürken yani o kedilerin sponsoru kadınlar, adamlar var. Geliyorlar her gün periyodik olarak onlara mama veriyorlar. Bunlar bir dernek adına, bir örgüt adına mı artık, bireysel mi? Kendi aralarından paslaştılar bilmiyorum. O kedileri besliyorlar. Hatta o kediler öyle tok hale geldiler ki bazen o mamalara bakmıyorlar. Kargalar, martılar yiyor o mamaları çünkü doyuyorlar. Onun için bu sorun bu sokak hayvanlarını sokakta besleme sorunu ciddi bir
kangrene dönüştü. Çünkü onlar sorumsuzca ürüyorlar. Üredikçe bilinçsizce ürüyorlar, yabani, aç kalıyorlar. Yabanileşiyorlar. Yani hepsi belediyenin sağlık kontrolünde falan değil. Neyse, bu sorunun öyle ya da böyle çözülmesi lazım ama kamu işbirliğiyle, dernekler işbirliğiyle. Evet. Yani demek istediğim, namus için kıskandım diye öldüren bir hayvan ben hatırlamıyorum. Ya sen hayvanları paylaşan biri olarak aç olduğu zaman, kendini tehlikede hissettiği zaman saldırgan alıyor. Ya onun dışında insan daha tehlikeli. İşte bir önceki haberde bunu gördük. Hayvan yani habitatını anlayabilmek için bol miktarda belgesel seyretmek gerekiyor. O belgesellerde bizim hayvanların evcilleştirmemizin ne kadar riskli olduğunu görüyorsun. O kendi habitatında yani Allah dünyaya getirdiği canlıların hepsine bir habitat çizgisi veriyor. Yani kelebekler 500 kilometre yol yapıyorlar bir yılda. O 500 kilometre yol yaparken 3 nesil ölüyor. Belli bir yere kadar gidiyorlar, orada yumurtluyorlar. Hepsi ölüyor. Onlar doğuyor. Bir 200 kilometre gidiyorlar, onlar yumurtluyorlar, onlar ölüyorlar. Yani o yolculuk onların genlerinden nereden çıkıp hangi ormana döneceklerini hiç daha önce görmeden biliyorlar. Şaşmıyor yani. Evet. Bu. Evet, evet. Ama bu nasıl? Torunu geliyor ya. Kelebek yani. Nasıl bir evet, sistem, ilahi bir sistem yani. Bu bambaşka bir şey Ali abi ya. Yani yağmur ormanlarından yola çıkmış bir kelebek sürüsü yolda 200 kilometre sonra 250 kilometre sonra onun ömrü tükeniyor. Yavruluyor. Tırtılını bırakıyor. Ölüyor. O doğanlar 250 kilometre öteki tarafa gidiyor. O doğanlar sonra bu tarafa dönüyorlar. Bunlar da yolda ölüyor. Onların çocukları bu ormana tekrar dönüyor. Gidiyor, değil mi? Evet. Yani onun için Allah bu dengeyi kurdu. Biz dengeye müdahale etmeyelim. Edelim. Yani, evet, son konumuzu da işleyelim. Evet, Survivor All Star Dominik'te devam ediyor. Nisa ile Nagihan'ın öyle bir atışması var ki haberimiz... Nisa'nın bağlamaya çalışıyorum. Ses kaydı yollamış. Lafım yarım kaldı. Mutlaka tamamlayayım diyor. Şimdi bağlamaya çalışıyorum. Evet. O zaman bağlarken... bağlayabilirsen girelim ondan sonra... Ya da yayınımızı bağlanıyor. Evet, Yeşim Salkım yayından az önce internetle işte telefonla... Veriyor musun Aydın? Tamam. Yarım kalan cümlesi vardı. Tamamlamasını isteriz ki internetin ve telefon, ara ara telefonlar da gelince kesintiler oluyor. Biz evde de bunu yaşadığımız zaman zaman biliyorsunuz. Sonraki haberimiz Survivor All Star olacak ama Yeşim Salkım'ın bir konuşmasını, kendisini tam olarak ifade etmesini bekliyoruz. Aydın bağlıyor bize. Sonra merhaba. Nagihan evet. Yer değiştirmiş. Evet. Evet, iyi yani, yaptın evet. Çünkü kesiliyordu. Çünkü, evet. Sesi kesiliyordu. De alalım Aydın. Aydın ses gelmiyor. Tamam, konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Yeşim Salkım konuşuruz. Geliyor, evet, geliyor. Tamam. Geliyor değil mi? Tamam. Evet. Kesildiği için ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kere hiçbir yere de biliyorsunuz bağlanmıyorum. Zaten kendi YouTube'da bir programa başladık Babala TV'de. Orada zaten bu konuyu da ele alacağım ve bir daha konuşacağım. Ama Aynur Aydın'la alakalı içimde şu kadar vicdan azabı çekmiyorum. Çünkü ben, benim duruşumu Ali bilir. Ben hiçbir zaman yanlış olan toplumsal hiçbir konunun yanında durmadım. Aynı şekilde diğer konuda dahil. Benden özür dilemediği sürece. Bana özür dilesin diyor ya, bana özür dilesin dediğinde yazdım onu ben zaten. Yani sen de beraber olduğun insanın, halen beraber olduğun insanın, önceden değil. Bana orada oradan girmeye çalıştılar ama öyle değil o iş. Karısından özür dilediğim gün ben de çıkar Ali'nin dediği gibi sokaktaki bütün köpeklere tutarım, tek tek onlara ha 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 özür dilerim derim. Onca herkes iki dakika gerçekten haddini bilecek. Özellikle evet. De Aynur Aydın gibiler. Bak evet. Gibiler. Bu ülke evet. Zaten zıvanadan çıkmış. Bu ülkedeki kadınlar erkeklerden berbatlıklar. Bak çok samimi söylüyorum. Kimse kadın hakkı madın hakkı o gariban kadınlar için geçerli onlar.
O böyle köyde yaşını başını almamış, evlendirilmiş, kucağından bebek düşmemiş, itilmiş, kakılmış, çalıştırılmış, dövülmüş. O kadınlar için geçerli olan. Bu sosyal medyada elinde telefonla şak fotoğraf, fotoğraf, burada yemek yedim, burada şunu içtim, burada da şunu giydim diyen kadınlar için geçerli bir olan. Ve maalesef bize saldıranlar zaten böyle kadınlar. Gerçekten bu ülkenin acı çeken kadınların elinde telefon yok zaten. Evet. Onlar siz, son olarak bir şey soracağım. Aynur Aydın Belçika'dan geldiği zaman mı evli kişiyle ilişkisi vardı? Şimdi mi hala var? Yok hala var. Aynı kişi. Tabii tabii hala var. Yengenin haberi yok mu bundan? Konuşmayacağıma söz verdim. Derler ya, köpeğin hatı yoksa sahibinde mi hatı yok diye. Bir hatır gönül için susuyorum. Yoksa biliyorsun Ali, ben durmam. Ben Gülben'de biz nelerce, sen de şahitsiz eğer. Ben hiçbir, benim bak bende asla dur yoktur. Ben giderim, önümüne giderim. Bir sen durmuyorsun, bir de saçların durmuyor. Evet, bir de yayın boyunca. Hani hem Laz Ali, hem Akrep Burcu, hem Ali Karadenizli. Ben Arnavut kızı. Gerçekten günlerdir uyumuyorum. O kadar acı çekiyorum ki teyzemle ilgili. Ve yüzümde bak makyaj duruyor benim. Ben çünkü gece program yaptım. Bu makyajı silmeye baktım bile olmadı. Çünkü bekledim ve üzerime eve gelip pijama giydim şu anda. Daha makyajımı silmedim ben. Evet. Ve bu kadar sıkıntılı günlerim. Sosyal medyadaki kadının hakkını verdin. Yeşim Salkın pijamalı kadın. Evet. Pijamalı kadın değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teyzene acil şifalar diliyorum. Sağ olun. İnşallah sağlığına kavuşur. Daha uzun yıllar sizinle birlikte olur. O çirkin kıza da selam. Evet. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Babala TV'nin yıldızı, yeni yıldızı. Hayırlı uğurlu olsun.